Seçime doğru özel programımızda AK Parti Bilecik Belediye Başkan aday adayı Sayın Çetin Kaya konuğumuz. Çetin Bey öncelikle hoş geldiniz. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hoş bulduk. Merhabalar ben Çetin Kaya. 1979 Sinop Ayancık doğumluyum. Çocukluk yıllarım burada Göl Pazarı'nda geçti. Gençlik yıllarım Bilecik'te geçti. 40 yıldır bu şehrin sokaklarında ve bu şehre değer katmak için mermercik sektöründe sanayici olarak kuyumculuk, ve giyim sektörlerinde ve konaklama sektörlerinde esnaf olarak faaliyet göstermekteyiz. Peki Çetin Bey, Ak Parti Bilecik İl Teşkilatında hangi görevlerde bulundunuz? Ben Ak Parti Bilecik Teşkilatına Merkez İlçe Başkanımız Nail Öztürk ile birlikte 2016 yılında girdim. Merkez ilçede Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldıktan sonra. 2019 yerel seçimlerinde belediye meclis üyesi adayı olarak siyasette farklı bir kulvara geçtik. Belediye meclis üyesi olarak seçildikten sonra halkımızın da teveccühleriyle orada 3 yıl boyunca grup başkan vekilliği görevini yürüttüm. Ardından meclis üyesi olarak devam ettik. Gelinen süreçte de meclis üyeliğimiz devam ediyor. Bu süreçte edindiğimiz tecrübelerle 2024 yılında önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkan adayı adayı olarak yolumuza devam ediyoruz inşallah. Mevcut belediye yönetimi ve çalışmaları ile ilgili neler söylemek istersiniz? 2019 yılında belediye meclis üyeliğine seçildikten sonra grup başkan vekilliği görevini yürüttüğüm süreçte belediye içerisinde birçok konuya vakıf olduk. 2019 yılında göreve geldikten sonra yaşanan her türlü süreçte birebir müdahil olduk. Belediye meclis üyeliğinin bize vermiş olduğu ağırlıkla vatandaşlarımızın da sorumluluğun üzerimizde hissederek orada yaşanan birçok soruna birebir müdahale ettik. Yaşanan sorunları 3 yıl boyunca her gün, her dakika özel görüşmelerimiz de ya da mecliste direkt dile getirdik. Fakat e, bu süreçlerde çok fazla dikkate alınmadık. O dönemde de yönetimsel ciddi boşluklar vardı. Bazı problemler yaşanıyordu. Bunlarla ilgili uyardık. Fakat uyarılarımız çok fazla dikkate alınmadı. Gelinen noktada yaşanan sorunlardan yola çıkarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, haklı olduğumuz bir kez daha kanıtlanmış oldu. Uyarılarımız dikkate alınmadı. Belediye e, olmadık bir sarmalın içerisine girdi. Daha sonra belediye başkanı görevden alındıktan sonra belediye başkan vekili olarak seçimler yapıldı. Burada ben de belediye başkan vekili adayı olarak mecliste seçimlere girdim. Yaşanan seçimlerde belediye başkan vekilliği seçimini Muharrem Tüfekçioğlu abimiz kazandı. Daha sonra onun da yaşadığı, daha önce yaşadığı bazı problemlerden dolayı 29 gün sonra belediye başkanlığı sona erdi. Başkan vekilliği sona erdi. Ardından Melek Hanım'la yine aday adayı olarak yarıştık. Melek Hanım bu süreci kazandı. Ardından belediyede yaşanan birçok sorunu kendilerine de ilettik. Elimizden geldiğince dillendirmeye çalıştık. Fakat grup başkan vekilliği sürecinde dile getirdiğimiz sorunlarda kavgacı bir tavır, kavgacı bir tutum sergiliyormuş izlenimi verdiği için biz evet siyaseten bu makamlara geldik. Siyaseten BDM üyesi olarak seçildik. Fakat bizim derdimiz bilecik ile ilgili sorunları bu nedenle dile getirdik. Bu sorunları çok fazla irdelediğimizi görünce arkadaşlar rahatsızlık duyuyorlardı. Biz de haliyle sesimizi duyaramayınca sesimizin yüksek çıkması gerekiyordu. Bununla ilgili yerel basında, ulusal basında birçok konuda tepkimizi dile getirdik. Çözülmesi noktasında çaba da harcadık. Fakat bu sorunların çözülmediğini gördük. Akabinde gelinen süreçte de Melek Hanım'ın başkan vekilliğini kazandığında ben de orada aday adayı olduğum için daha devam ettirseydim bu tavrı ve irdeleme sürecini farklı bir anlaşma olacaktı. Yani şöyle söyleyeyim. Ben yine kavga eder tutumla, tavırla hareket ettiğimde bu sefer işte seçimi kazanamadı bu nedenle bu denli tepki gösteriyor denilecekti. Ben de o süreçte başkan vekili, grup başkan vekili sürecini bıraktım. Burada yaşadığım bazı sorunlar da etken oldu. Ben maalesef biraz da yalnız kalmamdan kaynaklı bu süreci devrettim arkadaşlarım. Onlar da güzel bir şekilde bu süreci yürütüyorlar. Fakat biz bu bağlamda çok fazla sorunların üzerine gitmeyince belediyede bir rehavet oluştu ve bir yönetim boşluğu oluştu. Bu yönetim boşluğu neye neden oldu? görüyorsunuz bugün Bilecik'in sokakları, Bilecik'in caddeleri ciddi derecede çukurlarla, işte çözülemeyen ve ötelenen sorunlarla çok fazla gündeme geldi. Bilecik'in her bir noktasında yapılabilecek çok fazla iş var. Bu süreçte buna müdahil olmak istemiyorlar. Kimi işte personel yetersizliği gibi bakıyorlar aslında belediyede ciddi personel sayısı olmasına rağmen. Maalesef işi sahiplenen, yürütmeye çalışan, çabalayan kimse yok. O nedenle şu yönetim boşluğu süreci maalesef olmadık bir noktaya taşıdı. Görüyorsunuz zaman zaman ulusal basında da çıkan bazı sorunlar var. Altyapıya girdiler, sorunları çözeceğiz dediler. İki defa, üç defa kazılan, yapılmaya çalışılan alanlar oldu. Fakat yağan yağmurda ve daha sonrasında altyapıdan gelen kokularla ilgili sorunlarda gördük ki altyapıyla ilgili sorunlar çözülmemiş. Aksine farklı sıkıntılar doğurmuş. İşte e, şehir merkezinde bugün kış günlerinde çok fazla bu hissedilmiyor. Zaman zaman duyulsa da ciddi bir kötü koku kaplıyor. Yaz aylarında özellikle oralarda biriken kirlerden dolayı aktarılamayan pisliklerden dolayı oluşan kötü kokular maalesef şehri yaşanamayacak hale getirecek noktalara gelecek ilerleyen süreçte. Gerekli önlemleri almaya çalışsalar da e, bu noktada çok profesyonelce çözümler üretemediklerini hepimiz gördük. Ve e, çözüm üretme noktasında bir şeyler yapsalar da bu çözümler maalesef köklü çözümler olmadı. Bu nedenle belediyede ciddi bir yönetimsel boşluk var diyorum. Bunu nereden biliyorum? Görüyoruz ki işte imarla ilgili yaşanan sıkıntılar, işte bugün müteahhitlerimizin, mimarlarımızın yaşadığı sıkıntılar, maalesef bu boşluğun ne noktalara geldiğini gösteriyor. Onun dışında belediye herhangi bir sorun için giden arkadaşlarımızdan dönüşler aldığımızda, maalesef sorunların çözümden daha çok çıkmaza girdiğini görüyoruz. Bu noktada ciddi bir yönetim boşluğu var. Yani şehrin sorunlarını e, göremiyorlar diye ben bunu değerlendiriyorum. Maalesef şehirde işte trafik sorununu görüyorlar ama çözecek kabiliyeti, manevrayı maalesef yapamıyorlar. Sağ olsun valiliğimiz bu konuda işe el atıyor, çözüm üretmeye çalışıyorlar ama maalesef bunlar geçici çözümler oluyor. Kalıcı çözümler için inşallah bileceği AK Parti belediyeciliğiyle tekrar kavuşturduğumuzda inşallah bunların hepsine çözüm bulacağız diye düşünüyorum. Aday adaylığı süreci içerisinde ne gibi çalışmalar yaptınız ve vatandaşlardan almış olduğunuz tepkiler nasıl oldu? Şöyle söyleyeyim, belediye meclis üyeliğinde edindiğimiz tecrübelerle biz de buradan kazanımlarımızla bunları icraata çevirmek için belediye başkanı aday adaylığına soyunma kararı aldık. Bununla alakalı derneklerimizle halkımızın içerisinde görüşlerine değer verdiğimiz büyüklerimizle istişare ederek aday adaylığı sürecine girme kararımızı partimizin yetkili organlarına ilettik. Onlar da bununla ilgili olumlu görüş beyan ettiler. Bu nedenle BD Meclis üyeliği aday adaylığına çıktık. Akabinde maalesef şöyle bir durum gelişti. Belediye başkan aday adaylığına çıkan diğer 12 arkadaşım ya yani hep birlikte diğer 11 arkadaşımızla birlikte bir yol yürümek, beraber hareket etmek için biz mücadele versek de e, maalesef buna bir karşılık bulamadık. Onun için bireysel hareket etmek zorunda kaldık. Billboardlara reklam verdik. İşte e, neticede Bilecik'te evet e, merkezde esnafız tanınıyoruz biliniyoruz ya da işte STK temsilcisi olduğum için ben Bilecik'te Bilecik Sinoplar Derneği işte İHH ve Yeşilay Dernekleri işte Bilecik Sivil Danışma Platformu gibi alanlarda yönetici yönetim kurulu üyesi olarak görev almama rağmen Tabii bir bilinirlik olması gerekiyor. E, herkes tanıyamayabiliyor. Bilecik e, küçük gibi görünse de gerçek manada geniş bir il. Bu nedenle tanınırlığımız, bilinirliğimizi artırmak için e, bazı çalışmalar yaptık. E, billboardlara reklam verdik. İşte sahadayız, geziyoruz. Derneklerimizle vatandaşlarımızla birçok görüşme yapıyoruz. Şehrin sorunlarını anlayabilmek ve çözümler üretebilmek için bu süreçte gezerken de projelerimizi hazırlıyoruz. İşte trafik sorunu gibi şehrin çeşitli alanlarında oluşturmayı düşündüğümüz sosyal alanlar gibi birçok konuda otopark sorunu gibi mahallelerimizi en çok rahatsız eden otopark sorunları gibi konuları tek tek mahallelerimizde nerelerde çözebiliriz? Bununla ilgili halkla şu an iç içe bu konuyu irdeleyip inceliyoruz. Bununla ilgili projelerimizi hazırlıyoruz. Bunun dışında da aday adaylık süreci adaylık sürecine geçecek olursa bununla alakalı şehirdeki dinamiklerle muhtarlarımızdan tutun. Vatandaşlarımıza zaten görüşmeye devam ediyoruz. Edeceğiz de. AK Parti döneminde 3 dönem şehirde ciddi yol yol katetildi. Şehrin belirli noktalarında şehre dinamik katacak bazı kongre merkezi gibi işte Pelitözü göleti gibi birçok alanda farklı dokunuşlarla şehrin ivme kazanması için bazı adımlar atıldı. Vatandaşlarımız da bu sürecin 2024 yerel seçimlerinde tekrar AK Parti ile daha iyi noktalara gelmesi için bizlere telkinlerde bulunuyorlar. İşte çok olumlu sonuçlar alıyoruz vatandaşlarımız. Gayet net ve samimi bir şekilde e, hizmet için AK Parti belediyeciliğinin Bilecik'te tekrar geri gelmesi gerektiğini bizlere kendileri bizzat beyan ediyorlar. Mesela gidiyorum Bahçeli Evler'de Malınatünlük Öğretim Okulu'nun orada bir ağaç budama sorunu vardı. İşte orada bir ikilem yaşanmış. İşte e, Dostlar sitesinin yanında bir alanın sitenin içinde kaldığı zannedilmiş ama iki yol arasında bir alan. Orada geçiş problemi vardı. Bu geçiş problemini çözmek için bana ulaştı vatandaş ben de arkadaşlara ilettim görüşerek bu konuyu çözdük. Orada oranın normalde siteye ait olmadığını işte oranın belediye sınırları içerisinde kaldığını oradan yürüyen vatandaşların duyduğu rahatsızlığı dile getirerek çözdük. Bu başka şeyleri tetikledi İşte mahallede işte atıyorum sel basan evlerle ilgili sorunlar gelmeye başladı. İşte bunlarla ilgilenilmemiş bir noktaya gelmemişti. İşte Vurmumcu Parkı çözülecek dendi çözülmedi onunla ilgili sorunlar gelmeye başladı. İşte ne oldu hani bu kadar yatırım yapıldı bütçe ayrıldı bu iş ne oldu nereye geldi bunları anlatıyorlar. Akabinde işte şehrin o bölgelerinde Bahçelievler bölgesinde bir yerleşim alanı oluşturabilmek için neler yapılabilir? Bunlar işte konuşuluyor. Bununla ilgili küçük küçük toplantılar yapıyoruz. İşte dernekler bazında olsun, işte mahalle yönetimlerinin dünü bugünüyle ilgili kişilerle olsun birebir toplantılar, görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmelerde de o mahallenin sorunları. İşte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ne gidiyoruz. Uzun süren bir altyapı çalışmaları oldu. Orada stadyum bir sorun. Onun dışında Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki yol problemleri yine devam ediyor. Orada açılması gereken başka caddeler var. Ertuğrul Gazi Mahallesi'nin imar sorunları devam ediyor. Bunların çözümü noktasında neler yapılabilir? İşte o bölgelerde gelişim alanı var. Yani oralara doğru şehrin genişlemesi, büyümesi lazım. Nüfus artıyor. Oralardaki sorunlar tek tek geliyor. Bunları nasıl projelendirebiliriz? Neler yapabiliriz? Oralarda da farklı farklı bir katılım anlayışı olur mu? Ne olabilir? Ondan sonra Beşiktaş mahallesine çıkıyoruz. Beşiktaş mahallesi okullar bölgesi. Orada yaşanan ciddi bir trafik sorunu oluyor sabah ve akşam saatlerinde. Bunları konuşuyoruz. İşte orada da yol problemleri yine var. Hat safhada. Orayla ilgili ne çözümler üretebiliriz? Ya da oradaki yoğunluk zaten belli bir noktaya gelmiş durumda, okul yoğunluğunu dağıtarak farklı bir çerçeveye sokabilir miyiz? İşte servislerle birçok çocuğumuz oraya gidiyor, servisler de bir yoğunluk oluşturuyor. Bu noktada işte en büyük mahalleler, Hürriyet Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, o mahallelerde bir lise dengi okullar orada da artık olmalı. Bunu görüyoruz, oralara dokunuyoruz. Onun dışında çarşı merkezde en büyük sorun trafik ve otopark sorunu. İşte Gazi Paşa Mahallesi'nde, İsmet Paşa Mahallesi'nde, İstiklal Mahallesi'nde, Cumhuriyet Mahallesi'nde otoparklarla ilgili neler yapılabilir? Bunun dışında şehrin ulaşımı için en büyük sorun ne? İs İsmet Paşa Mahallesi'nde oturan ya da işte Beşiktaş Mahallesi'nde, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde, Bahçelievler, Hürriyet Mahallesi'nde, Pelitözü Mahallesi'nde ve diğer istasyon mahallelerinde oturan kişilerin şehre geliş gidişlerinde ciddi bir yoğunluk oluyor buralarda insanların daha çok toplu ulaşımı tercih edebileceği ne yapılmalı? Toplu ulaşımın yetersizliği varsa bunlar nasıl giderilebilir? Ondan sonra şehir merkezinde onun dışında yerleşim sorunu var biliyorsunuz. Yani sosyal alanlar var tek tük ama stabil değil. Bu sosyal alanlar nasıl genişletilebilir? İşte farklı noktalara bu dağılımı yaparsak, atıyorum Bahçeli Evler Mahallesi'nde yeni bir cazibe alanı oluşturursak, işte orada sosyal alanları da içerisinde olan Biliyorsunuz bugün İstanbul'da ve diğer illerde bir siteye giriyorsunuz. O sitede bir yerleşim var. Bu dikey mimaride değil, normal yatay mimaride yapmışlar. İşte yürüyüş yollarıyla orada bir çarşı oluşturmuşlar. Bu tür alanlar oluşturulabilir mi? Yani Bahçelevler Mahallesi'nde yeni bir yerleşki alanı var. Şu an yerleşim devam ediyor ama orada yapılan projelerin çoğu bireysel projeler. İşte bunu toplumsal bir projeye yani bir site düşünün o site içerisinde alışveriş merkezleri işte sosyal donatı alanları neler işte bunlar spor yaşam alanları yüzme havuzları ondan sonra alışveriş merkezleri ondan sonra kafeteryalar halkın vatandaşın isteğine isteği doğrultusunda oluşturabilecek sosyal alanlar ne yapılabilir böyle böyle bölgeyi dağıtırsak eğer şehrin yoğunluğunu da almış oluruz şehir merkezi biraz daha e, trafik anlamında ee, rahatlamış olur. Onun dışında neyi görüyoruz? İşte diğer mahallelerle, Bahçelievler ve e, Hürriyet Mahallesi, Pelitözü mahalleleriyle hastanenin de orada olması, organize sanayinin de orada olması ile ilgili bu tarafa akşam saatlerinde ve sabah saatlerinde buradan oraya, akşam saatlerinde oradan buraya ciddi bir trafik yoğunluğu oluşuyor. Bu yoğunluğa nasıl bir çözüm bulabiliriz? Şu an mevcutta bulunan Bursa yolu bitmek üzere. Bitti bitecek artık. O alanda kullanılmaya başlandığında yani o yolda kullanılmaya başlandığında işte biliyorsunuz havalimanı bize çok yakın. 40 kilometrelik mesafede. Bu alanda işte 40 kilometrelik mesafedeki alanı kullanan insanlar çok fazla artacak. Bu noktada bu alanda çeşitli güzergahlardan çevre yollarıyla işte şehrin önce Bursa'ya işte Bilecik'e uğrama, uğramadan geçebilecek kişiler için o bölgeden bir çevre yolu. İşte Bilecik'in içine uğrayacak kişiler için Bahçelevler Mahallesi'nden bir çevre yolu yapılabilir mi bu tarafa? Beşiktaş Mahallesi tarafına. Onun dışında Hürriyet Mahallesi ve hastanenin devam edilen devam eden hastanenin önüne kadar bu yolu geliyor. Orayı aşağı ana yola nasıl bağlayabiliriz? Orada nasıl bir trafiği rahatlatacak çözüm bulabiliriz? Çünkü Bursa yolu biliyorsunuz buraya daha az meyille geliyor. İşte İnegöl bölgesinden gelen yol biraz daha ee, kışları sıkıntılı olduğu için vatandaşlar bu yolun kullanımının daha iyi olabileceğini düşünerek bu yolu kullanırlar diye düşünerek nasıl çözümler üretebiliriz. Şu an mevcut hastanemizde biliyorsunuz bilecik'te eski devlet hastanesinin yerine göre çok büyük bir hastane yapıldı ve bu üniversite hastanesiyle birleştirildi araştırma hastanesi oldu. Şu an müthiş bir hasta akışı var yani. Bu nedenle bazı problemlere neden oluyor. Bu aynı şekilde trafik yoğunluğuna, halkta bazı rahatsızlıklar neden oluyor. Bunlar nasıl çözülebilir? Bunları çözme noktasında ne yapabiliriz? İşte üniversitenin yoğunluğunda zaten şehirde görüyoruz. Bu üniversitenin yoğunluğunu şehir merkezinde tek ağırlamaya kalktığımızda ciddi bir yoğunluk var. Yani Bilecik'te şöyle bir durum var. Aslına bakarsanız Bilecik yerelinde bugün 80 bin civarında yani 80-83 bin civarında nüfus varsa normalde Bilecik 100 bin Belki 100 binin üzerinde bir nüfusa hizmet eden bir il. Bununla doğru orantılı olarak faydalanabiliyor mu genel bütçeden? Faydalanamıyor. Bu doğrultuda yerelde bunu nasıl stabil hale getirebiliriz? Buna bakmak lazım. Bunu değerlendirmek lazım. Onun için işte trafik sorunuyla, işte otopark sorunuyla, sosyal alanlarla ilgili sorunlarla biliyorsunuz bu arada sosyal alanlar deyince genelde Eskişehir'e, Bursa'ya sosyal zamanlarını geçirmek için işte çocuklarıyla aileleriyle gidiyor. Buralara niye gidiyor? Ufak alışveriş merkezlerinde bile. Bugün Bozcuk'ta e, Sarar Alışveriş Merkezi Bilecik'e hitap ediyor. Öyle bir alan Bilecik'te olmadığı için hitap ediyor. Bu Böyle bir alan Bilecik'te oluşturulabilir mi? Nerede oluşturulursa daha iyi olur. Bu işte şehrin e, rahatlamasına sebep olacak bir alanda böyle bir yer olursa şehir daha yaşanılabilir bir hale getirilebilir mi? Aynı şekilde Bilecik'te bu alanların çeşitlendirilip çoğaltılması lazım. Neden? Çünkü Bilecik'te aynı çevresindeki iller illerden etkilendiği gibi aynı zamanda da bir cazibe merkezi oluyor şu an. Sanayileşmede biliyorsunuz şu an 1. OSB, 2. OSB belli bir noktaya geldi. 3. OSB'de de projelendirmeler, altyapı çalışmaları belli bir noktaya geldi. Ve 3. OSB devreye alındığında orada da güzel bir çalışma yürütülüyor. Gerçekten şehre değer kazandıracak. Gerçekten şehre nüfus yoğunluğundan çok e, şehrin sosyal yapısını biraz daha olumlu yönde etkileyecek fabrikaların gelmesi için çalışmalar yapılıyor. Burada da bir nüfus artışı mutlaka olacak ama oradaki beyaz yakalıların işte hastanedeki doktorların, üniversitedeki öğretim görevlilerinin yaşanılabilir bulması için şehirde sosyal alanların daha iyi olması gerekiyor. İşte hastane, özel hastane gibi, işte özel okul gibi. Şehir dışına gittiğinizde az önce bahsettiğim gibi e, alışveriş merkezlerinin, yaşam alanlarının, işte yatay min mimaride geniş alanlara yayılabilecek konut alanlarının oluşturulmasını bekliyorlar. Ya siz ne, ne kadar eee e, havası güzel, doğası güzel. Buraya ne kadar e, doğru orantıda bir mimari yayılımla Bilecik'te bir alan oluşturursanız yaşanılabilir hale gelir. Bunu işte siz işte farklı şeylerle de güzelleştirebilirsiniz. Ama Bilecik doğal güzellikleriyle yapısıyla çok güzel bir şehir. Çok yaşanabilecek bir şehir. Bu nedenle daha güzel bir hale getirebilmek için ne yapılabilir? İlk önümüzdeki 5 yıl içerisinde bunu konut sorunu ben çözebileceğimizi düşünüyorum. Burada daha önce de açıklamıştım bir proje var aklımızda. Bu proje gerçekten bugün Türkiye'de ön plana çıkabilecek, bütün dikkatleri bileceğin üzerine çekebilecek bir proje. Bu projeyi çalışabilir hale getirmek için belediyenin eliyle yerel dinamiklerinde, müteahhitlerimizin de içinde olabileceği, mimarlarımızın da, işte inşaat mühendislerimizin de içinde olabileceği toplu bir proje haline getirip, tabii toplu konut alanları da yapılacak, o ayrı ama bu projeyi yerel dinamiklerle, Bilecik'e özel bir proje haline getirip yatay mimaride güzel alanlar oluşturarak yani güzel derken görsel anlamda, sosyal anlamda, işte yaşanılabilir anlamında vatandaşlarımızı cezbedecek noktaya taşıyabilirsek o projeyi bu projeleri gerçekleştirdiğimizde bu bu noktaya gelecek ve o noktaya getirdiğimizde de hakikaten Türkiye'de parmakla gösterilebilecek, örnek alınabilecek projeler olacak. O şekilde Bilecik'in konut sorununu da çözeceğiz. Neden bundan bahsettim? Bilecik'te biliyorsunuz öğrenciler yoğunlaştığında, Temmuz-Ağustos aylarında tayinciler geldiğinde ciddi bir konut sorunu oluşuyor. Bu sorunu çözmek için bir adım lazım. Maalesef şu noktada bununla ilgili ciddi bir çalışma yok. Her ne kadar bileceğin işte kalıtsallaşmış sorunlarını çözüyoruz gibi bir algı oluştursa da böyle bir çözüm önerisi ya çaba var ama sonuç yok. Bu noktada bu çabaların sonuca ulaşması için doğru bir yönetimle, doğru bir yönetim anlayışıyla bu da tabii haliyle AK Parti yönetimiyle daha önce kendini kanıtlamış. Belediyecilik noktasında Türkiye'nin birçok alanında gerçekten güzel şeyler yapmış. Deprem bölgelerinde şu an yapılan çalışmaları biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, talimatlarıyla çok kısa sürede ciddi konutlar yapılarak orada vatandaşlara teslim edildi ve edilmeye devam ediyor. Bu anlayışla Bilecik'i de buluşturarak gerçekten güzel projelerle Bilecik'i bir noktaya taşımak için tabi bu yaşanabilir şehirler anlamında gözde bir cazibe merkezi haline getirebilmek için AK Parti belediyeciliği Olmazsa olmaz onun yanında da çalışmayı isteyen gerçekten doğru dürüst bir şekilde çalışıp bileceğe hizmet etmek isteyen bir anlayışın burada yetki sahibi olması gerekiyor. Biz de bu doğrultuda bu nedenle varız. Kendi dengelerinden çok şehrin dengelerini gözeten, kendi düşüncelerinden çok şehrin düşüncelerine değer veren, bunlarla birlikte hareket eden, şehri bir noktaya taşımak için şehrin tüm dinamikleriyle. E, görüşü farklı olabilir, düşüncesi farklı olabilir, yaşam tarzı farklı olabilir. Şehrin bütün dinamiklerini sahiplenen bir anlayışla bileceği hizmet etme aşkıyla gerçekten yola çıkan bir insan olursa bileceği bir noktaya taşır. Bugün Hepimizin rahatsız olduğu gibi yıllardır Bilecik'te Bilecik nerede? Bilecik'te ne yapılır? Bilecik'te ne yenir? Şu an bakıyorum ben üniversite üniversiteli gençlerimiz bunu ciddi manada sosyal medyada tiye alıyorlar. Bizleri çok rahatsız ediyor. Neden? Bilecik gerçekten kadim bir şehir. Yaşanılabilir bir şehir. Her şeye kadem bir şehir. Bilecik'te yaşayan insanlar güzel bir şehirde yaşadıkları için bunun kıymetini biliyorlar. Ama dışarıdan gelen insanlara da bu güzellikleri doğru şekilde göstermek lazım, iletmek lazım. Bu nedenle de şehrin gerçek sorunlarını tespit edip, gerçek sorunlarını bilip, çözüm odaklı çalışıp, projelendirerek şehri daha yaşanılabilir, daha sosyal, daha gözde bir hale getirip bu şekilde Bilecik'i hak ettiği seviyeye taşımak gerektiğini düşünüyorum ben. Bilecik Spor'la ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Bilecik Spor bileceğin bir değeri. Bilecik Spor hak ettiği noktalara gelmesi gerekiyor. Bununla ilgili sıkıntıları görüyoruz. Bilecik Spor'un eksiklikleri neler? Tesisleşmede eksiklikleri var, altyapıda eksiklikleri var. Bunları gidermek için mevcut yönetimde Mehmet Başkan'ın önderliğinde çaba sarf ediliyor, bir şeyler yapılıyor. Bunun meyvelerini de zaman zaman başarıyla alabiliyoruz. Ama Bilecik'te, Bilecik Spor'un artık imkanlarını, gelir durumunu konuşmayacak bir noktaya getirip tesisleşmeyle, altyapıyla, Bilecik'in çocuklarının da altyapıdan yetişerek Bilecik Spor'da oynamasıyla Bilecik Spor'un artık farklı bir ivme kazanarak bundan sonra Bilecik'in gençlerine farklı alışkanlıklardan kurtulmak için bir meşkale, bir spor dalı olarak gerçekten hizmet etmesi gerekiyor. Bilecik Spor'un artık sorunlarıyla değil, başarılarıyla konuşulması gerekiyor. Bununla ilgili en önemli şey olmazsa olmaz olan şey testleşme. bunu birçok arkadaşımız zaten dile getiriyor. Gerçekten Bilecik Spor daha iyi yerlere gelmeyi hak ediyor. Bu şehir Bilecik Spor'u seviyor. Bilecik Spor da bu, şey bu şehre hizmet etmeye çabalıyor. Ama bazı sorunlar, bazı sıkıntılar, yaşanılan ekonomik sorunlar, başka sorunlar bugüne kadar hep farklı konularda Bilecik Spor'un gündem olmasına neden oldu. Bilecik Spor'un artık bu sorunlarla anılmaması gerekiyor. Evet başarıyla ve başarısızlıkla anılabilir. Ama Bilecik Spor'un artık kazandığını ve kaybettiğini konuşmak gerekiyor. Onun dışında başka şeyleri konuşmaya gerek kalmaması gerekiyor. Bu nedenle de en önemli şey altyapı ve Bilecik Spor'un tesisleşme ile belli bir noktaya gelip gelir durumunun da artık konuşulur durumdan çıkarılıp artık sportif anlamda neler yapıldığını konuşmak gerekiyor. Bu nedenle de biz Bilecik Belediye Başkanlığı'na Allah nasip eder aday olur kazanırsak ne gerekiyorsa yapacağız. Bilecik Spor'u, Bilecik'in gençliğini Bilecik spor altyapısından yetişerek oynayarak artık Bilecik'te sporla ilgilenen insanların memnun olabileceği noktaya getirebileceğimize inanıyorum inşallah. Çetin Bey vakit ayırdığınız, bizi kırmadığınız için teşekkür ediyoruz. Ben de beni bu programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir program oldu. Bilecik'in sorunlarını konuştuk. Vatandaşımıza, milletimize bunları duyurmada aracı olduğunuz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Habersiz kalmayın. Takipte kalın.